A'dan Z'ye Anadolu başlıyor. Herkese merhabalar. Anadolu'nun bir başka köşesinde Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi'ndeyiz. Şu an Açık Hava Müzesi'nde dünyada bir daha eşi olmayan taş ocağı ve heykel atölyesindeyiz. Açık Hava Müzemizi dilimizin döndüğü, bilgimizin yettiği kadar sizlere yaşatacağız. Değil mi Aslan Bey? Evet, sabırsızlıkla ben de görmek, bakmak istiyorum. O zaman gidelim. De haydi. İslahiye'ye vardıktan sonra daracık köy yollarından Yesemek Köyü'ne varmak insanı yorsa da sizi karşılayacak heykeller bu yorgunluğunuzu unutturur. Daha dün yapılmış gibi karşınızda duran figüratif heykeller, ilkokul çocuklarının kaleminden çıkmış gibi sevecen duruşlarıyla sizlere hoş geldiniz derler. 4000 yıldır gelişinizi bekleyen heykeller, hiç bozulmadan olduğu gibi sizleri selamlar. Hitit Kralı 1. Hattuşili, M.Ö. 17. yüzyıl ortalarında Suriye'yi ve kuzeyini ele geçirir. Bölge, Hitit hakimiyetine girdikten sonra mı taş ocağı faaliyete girdi, yoksa faal bir taş ocağı mevcut muydu bilinmemektedir. Burada Hititli ustaların yanı sıra Hurrili usta ve sanatkarların da çalıştığı sanılmaktadır. Bir ara faaliyetleri azalan atölyede, geç Hitit krallıkları sırasında M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren çalışmalar tekrar yoğunlaşmış, bu ikinci dönemde özellikle Hitit, Suriye, Arami ve Asur sanat unsurları ağırlık kazanmıştır. Orientalizm adıyla anılan bu üslubun, batıda gelişmeye başlayan Ege kültürlerini ve Yunan sanatını etkilediği bilinmektedir. Atölye, geç Hititler döneminde Hitit İmparatoru Şubbililumab 1. zamanında M.Ö. 1375-1335 tarihler arasında Samal Krallığı tarafından işletilmiş ve atölyede yerli halk olan hurlar çalıştırılmıştır. Zincirli'de çok sayıda heykel bulunmuştur. Samal Krallığı'nın M.Ö. 8. yüzyılın sonunda Asurlar tarafından yıkılmasıyla birlikte taş ocağı ve heykel atölyesinin kapandığı ve çalışan halkın bölgeyi terk ettiği düşünülmektedir. Yesemek Heykel Atölyesi'nin tek ve etkileyici olan eseri Savaş Arabası'dır. Şimdi ise müzemizin bilgilendirme panosunun olduğu bölümdeyiz. Yesemek Heykel Atölyesi'nin önemi, burada yalnız zengin bir taş ocağının mevcut oluşundan değil, fakat aynı zamanda bugünkü bilgilere göre Antik Yakın Doğu'nun en büyük açık hava heykel atölyesi durumunda bulunuşundan ileri gelmektedir. İmparatorluk devri Hitit, M.Ö. 1460, M.Ö. 1180 taş plastik sanatına Sfekens Dağ Tanrısı ve Adam Ayı gibi bazı motiflerin geçiş örneklerini vermesi, plastik sanatın alanında kültür alışverişini simgelemesi, M.Ö. 15. yüzyılın ortalarında, M.Ö. 8. yüzyılın sonlarına kadar arada kavimler göçüne rastlayan dönem dönem hariç 5 asır boyunca faaliyetlerini sürdürmesi şeklinde özetleyebiliriz. Yesemek Mahallesi'nde ikametgah eden bir abimiz var. Yesemek, atölyemizde bulunan birinci tipe giren büyük aslan azami un tonlarındadır. İkinci tip ayakta duran aslandır. Tip 3 oturan aslandır. Tip 4 yeleli aslandır. Buraya geçersek bayan kraliçeler, sfenks diyoruz. Bitmemiş hali, en son bitmiş örneği Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yer alır. Buraya geçersek 5 değişik tipte dağ tanrılar yer almakta. Güneş kursu hiç olmayan, birer tane güneş kursu olan, çok olan ve atölyede yine tek örnek üçlü dağ tanrısı yer almaktadır. Burada ise ayı adam,
başı insan, gövdesi aslan tasvir ediliyor ve Hitit savaş araba kabartması yer alıyor. Tekerlek, at, geyik, aslan, kartal ve atın arası uzun kuyruğu yatan düşman askeri yer alır ve mimari parçalar sütun kaidesi atölyede yer almaktadır. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Abimiz kısaca bizden Paro'daki genel açıklamadan sonraki buradaki heykellerin açılımlarından bahsetti. Burada görmüş olduğunuz, ben genel olarak yine bahsedeyim. Tiplemeleri kapı aslanlarının. Burada Sphinx taslakları var. Tiplemeleri yine aynı şekilde. Dağ tanrısı kabartmaları, tiplemeleri. Ayı adam karışık yaratığı tiplemeleri. Osman Düşman'ın hanım, bunları bir yakından görelim. Abimiz bize yakından göstersin. Tabii, yavaş yavaş tabii. Gidelim. Atölyede 4 değişik tipte kapı aslanları yer alıyor. Birinci tip gördüğünüz gibi 10 ton. İkinci tip var. Üçüncü tipler var. Dördüncü tip yeleli kanatlı aslanlar oluyor. Evet, burada Sphinx adlı bir bayan kraliçe var. Bunu da bizi tanıtabilir misiniz acaba? Evet, bir Sphinx diyoruz. Bitmemiş, taslak halini görüyoruz. Bitmiş örnekleri daha farklıdır. Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor. O zaman yukarıdaki müze... Savaş arabası var. O zaman oraya da gidelim yavaş yavaş. Evet, şimdi ta eskilere gidiyoruz. Hitit savaş arabasına. Bu kabartması oluyor. Bu nasıl bir şey? Bunu da bir açıklamasını yapar mısınız? Araba tekerleği, at var, geyik var, aslan var, kartal var. Uzun kuyulu atın arasında yatan düşman askeri yer almaktadır. Üçüncü parça bulunmamıştır. Yani bu Hitit dönemindeki bir savaş arabası. Evet. Gerçekten şahane bir tasarım, çalışma. İnsanlar gerçekten bunu 3500 yıl önce nasıl yapmışlar? İnsan oturuyor düşünmesi lazım yani bunu. Evet. Çok harika şeyler. Abicim, burada da bir şey, farklı bir şey var. Bu nedir acaba? Tanrılar. Nedir? İkili dağ tanrılar. Bu da bayağı bir farklıymış. Güzelmiş. Bu dağ tanrısı derken biraz daha açılımını yapabilir miyiz? Tanrı'ya saygı duruşu gibi, eller bağlı böyle, sakallı, külahlı gibi. Bu ise tip 4 yeli aslan, erkek aslan. Yani ben. Aslan. Bayağı bir evet. Aslan var Büşra Hanım burada. Değil mi? Evet. Görmüş olduğunuz dördüncü tip aslan ise bitmemiş şekli. Aslan, şunlar yele oluyor, bitmemiş halini görüyoruz. Aslan aynı zamanda erkeği oluyor. Evet. Başka bir özelliği var mı abi? Dört değişik tipte burada böyle aslanlar yapılmıştır. Bu da dördüncü tip yeleli aslan. Aslanın erkeği oluyor. Evet. Peki bunların tepede olup da aşağıdaki heykelin aşağıda olmasının bir özelliği, bir farkı var mı? Yok. 1955'lerde gelen hocamız Bahadır Alkım hocam, yol yurdam yok, patika yoldan buradan girdiği için şu kazıları... Başlangıç ne tarafı oluyor? Başlangıç giriş şimdi alt tarafta ama 1955'lerde giriş patika yoldan buradan giriliyor diye için yönler bu tarafa verilmiş bunlar. Anladım. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Şimdi ise bir genel görünüm şöyle alalım. Çalan, tam üstü tepe, taş ocağı tepe kısım orasıdır. Yani bu heykellerin yapıldığı yer ocak. Çıkartılan yer orası. Yukarısı oluyor. Evet. Evet. Genel görünümle birlikte çok hoş bir yer olduğunu söylemek isterim. Ve kesinlikle herkesi gelip bu YSM'yi gezmesini tavsiye ediyoruz. Gerçekten mükemmel. İnsanı nerelere götürüyor? 3500 yıllık bir geçmişi var. Yani mükemmel bir görünüm var. Dünyanın en büyük açık hava heykel atölyesi buradır, YSM'ek. Öyle mi? Ne kadar güzel. Evet. Yani Gaziantep'in değil. Üzerinde 110 dönüm alan üzerinde. Evet, 110 dönüm metrekare açık hava müzesi dünyada, siz de araştırın, bence de kesinlikle en büyük. Yani herkesi buraya bekliyoruz. Abicim çok teşekkür ediyoruz, bize rehberlik ettin, bize gezdirdin, bize bilgi verdin. Çok değil, sağ olun, ben de teşekkür ederim, tekrar beklerim. O zaman o halde yavaş yavaş Yesimek mahallemize doğru ilerliyoruz. Thank you.
Şu an Gaziantep'in İslah ilçesinin Yesimek Açık Hava Müzesi'ni gezdik. Elimizden geldiği kadarca tanıttık. Şu an Yesimek muhtarımızın yanındayız. Öncelikle merhaba muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, biz teşekkür ederiz. Muhtarım, öncelikle ben sizi tanıyorum ama izleyicilerimiz malum tanımıyordur. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Gaziantep İslahi Yesemek Mahalle Muhtarı Mustafa Güneş. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Peki muhtarım, bu Gaziantep'in İslahi ilçesinin Yesemek Mahallesi'nin eşsiz, dünyada bir eşi daha olmayan heykel atölyesinin, bu açık hava müzesinin bize kısa ve özet bir şekilde içeriğini anlatabilir misiniz? Evet. Yesemek Açık Hava Müzesi dünyanın ilki. Yesemek Açık Hava Müzesi'ne geldiğiniz zaman 3500 sene bundan öncesine gidiyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman. Yani 3500 yıllık bir geçmişi var. 3500 yıllık bir geçmişi var. 3500 yıl bundan önce bu Yesemek'te bu taşın neyle yapılmış, nasıl yapılmış, ona o şekil kendini, o tarihe gidiyorsunuz yani. Yesemek eşsiz bir yerdir. Hiç eşi olmayan bir yerdir. Peki muhtarım, bu Yesemek Açık Hava Müzesi'nin size herhangi bir avantajı veyahut da dezavantajı var mı acaba? Avantajı dağlar kadar vardır. Tabii ki bunun bizim şanslı olduğumuz yön bu müzenin Yesemek'te olması. Yesemek'te çok faydası vardır. Gelen turistler, dünyanın her tarafında buraya insanlar geliyor. Peki muhtarım, genellikle hangi sezonda geliyor? Yaz, kış? Şimdi genellikle dediğin zaman Nisan aylarında ve Mayıs aylarında daha yoğun tabii o zamanlar. İlkbaharın açılışı, çiçeklerin açılması o zaman daha yoğun. Peki muhtarım, turist dedik. Birazcık da yerli turiste girelim. Yani yerli turist derken mesela bizim talebelerimiz, gençlerimiz, üniversitelerimiz olarak buraya herhangi bir etkinlik yapılabiliyor mu? İşte tanıtılıyor mu? Bunlar nasıl gelişiyor? Tabii. Üniversiteler kendi aralarında programlarını yapıyorlar. Üniversiteler geliyorlar, geziyorlar. Tabii ki Milli Eğitim de aynı şekilde öğrencileri getiriyor, buraya gezdiriyorlar, burayı gösteriyorlar. Tabii ki Milli Eğitim'in de yaptığı çok güzel bir şeydir. Burayı getirip tanıtması çok güzel, faydalı bir şeydir burası. Yesemek'i tanıtmak 3500 yıl bundan önce, bakın 3500 yıl bundan önce bu şeyler yapılmıştır. Öğrenciler açısından da çok faydalı bir şeydir. Öğrenciler de burada çok güzel, verimli noktaları alıyor burada öğrenciler, gelen öğrenciler. Her tarafta gelen öğrenciler, İstanbul'da gelenler var, Ankara'da gelen var, ondan sonra yani Türkiye'nin hemen hemen her tarafından buraya geliyor, öğrencilerimiz geliyorlar. Peki muhtarım, bizim bağlı bulunduğumuz İslah ilçesinde herhangi bir etkinlikte sizi Yesemek'i tanıtmak amaçlı, işte Yesemek'in Açık Hava Müzesi ile ilgili etkinlikler olup da sizin çağrıldığınız zaman oluyor mu hiç? Yani en yakın İslah ilçesine bağlısınız Yesemek Mahallesi olarak, böyle bir şey oluyor mu? Evet, tabii ki çağırıyorlar. Bizi hatta bir programa İstahya'daki üniversitede çağırdı. Buranın konusundan bilgi konusundan bizde bilgi aldılar. Bizde röportaj da yaptılar. Yani üniversitedeki öğrencilerle de yaptık, üniversitedeki hocalarla da yaptık. Çağırıyorlar tabii ki. Peki muhtarım, Açık Hava Müzesi'yle ilgili konuşmalarımıza yine devam edeceğiz kaldığımız yerden. Peki bu Yesemek'in gelir kaynağı nasıl, neyle geçinir Yesemekliler? Nüfusumuz kaç? Yesemek 110 hanedir. Yesemek nüfusu ise 480 nüfusludur. Yesemek'in geçim kaynağı kısmi malcılık ve ekseriyeten biber. Biber. Dünyada Yesemek ve bu bölgede yetişen biberin benzeri yoktur. O biber, dünyada biberi de birdir, müzesi de birdir. Yani bu geçim kaynağımız oldukça yoğun olduğu şekilde biber üzerine. Biber. Ondan sonra buğday, kısmi malcılık da vardır yani. Malcılıktır. Açık Hava Müzesi bayağı büyük bir yer. İşte kendince yapılması gereken işlemler oluyor. Yani bunlarla ilgili size yardım ediliyor mu? Yani maddi manevi. Şimdi Yesemek Açık Hava Müzesi'nde tabii ki Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok güzel burada bir çalışması olacak. Şu anda programı bura üzerinde vardır. Buranın çevre düzenlemesi, ondan sonra buranın UNESCO'ya aday olduğunu, tabii UNESCO'da
gelen ekipler vardır. Onlar da kendi çapında yaptıkları çalışmalar vardır. Bunun plan projeleri hepsi yapılacak. İnşallah bir yıl sonra geldiğiniz zaman eğer ki o tür şeyler yapılırsa, olursa burada daha farklı olacak. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor, dere ıslahı yapılıyor. Dere ıslahı yapılırken yanı sıra bir göletimiz var, gölet yapılıyor. Gölet yapılınca yapıldığı yerde tabii ki müzenin hiçbir doku yapısına değinmeden, müzeye hiçbir şekilde bir zarar olmadan çalışılıyor. Bu göleti de inşallah bir sene sonra biterse, hani biz diyoruz ya, deniz olmayan yerde turistin ne işi var? Turistin ne işi var deniz? Biz de inşallah burada göletimiz olursa, göletin de bizim bu müzeye faydası olacak. Gelen turistler en azından göletin çevresinde bir gezi, bir piknik şekilde gelebilirler, gezebilirler o zaman inşallah olursa. İnşallah muhtarım, çünkü Gaziantep'in kendi gölekleri, yapılanlar, işte güzel piknik alanları muhteşem. Gaziantep'te gerçekten çok güzel şeyler var. İnşallah bu sizin dediğiniz gibi, anlattığınız gibi bu Yesinbek mahallemizde de olur. Çünkü gelen insanlar hem Açık Hava Müzesi'ni gezerler, hem güzel bir şekilde aileleriyle beraber piknik yaparlar ve güzel bir şekilde de görsel anlamda gölü görmüş olurlar. İnşallah. Peki muhtarım, her şey için çok teşekkür ediyoruz. Size şey diyeceğim ben, iletmek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı? Herhangi bir yere. Gaziantep'te güzel piknik alanları falan biz de bekliyoruz inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanım da bekliyoruz. Onu da yapacağına inanıyoruz. İnşallah çok güzel müzemizin çevresi düzenlemesi olacaktır, inanıyoruz inşallah. Fatma Şahin başkanımızdan istediğiniz bu kadar mı? Başka herhangi bir istediğiniz var mı? Köy için olsun, Açık Hava Müzesi için olsun. Beklediğimiz çok şeylerimiz var ama inşallah geldikleri zaman yapacaklar. Yaparlar da yapacaklar. Şu anda ellerde plan projeleri vardır. Çalışıyorlar, yapacaklar inşallah. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiniz, bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür, köyümüze geldiğiniz için, geride gösterdiğiniz, buraya ilgilendiğiniz, biz de size teşekkür ediyoruz. Biz de elimizden geldiğince gerek Yesinbek Köyü olsun, mahallesi olsun, gerek işte Açık Hava Müzesi olsun, Yesinbek Açık Hava Müzesi. Elimizden geldiği kadar Tahir yönetmenimizle beraber tanıttık. Güzel bir görüntüler A'dan Z'ye Anadolu Belgesel Programı izleyicilerine, gerek Kilis 79 izleyicilerine. Elimizden geldiğince en güzelini yapmaya çalıştık. İnşallah sizin de az önceki söylediğiniz gibi bir yıl sonra yeni farklı yapılandırmalar yapılır. Biz bunu özellikle çekmeye geleceğiz. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse sizle beraber tekrardan bir yıl sonra buraya gelip güzel bir röportaj yaparız. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Biz teşekkür ederiz, biz de sizi bekleriz inşallah. Evet sevgili izleyiciler, yeni muhtarımızla röportajımızı bitirdik. Şimdi eski muhtarımızın yanına gidiyoruz röportaj yapmaya. Yalnız bu eski muhtarımız daha önce bu Açık Hava Müzesi'nde taş ocağında çalışmış. Şimdi onun yanına yavaş yavaş ilerliyoruz. Yeni muhtarımızdan sonra mahallenin eski muhtarı Halil amcanın evindeyiz. Merhaba Halil amca, nasılsın, iyi misin? Merhaba, iyiyim, çok iyiyim şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, biz de iyiyiz. Halil amca, kendinden bize biraz bahseder misin? Ben 1934 doğumluyum. Buraya Yesemek doğumluyum. Burada büyüdüm. 1957'de askere gittim. Askerliğimi yaptım, geri geldim. 1984'te muhtar oldum. Muhtarlığımı bitirdim. Ondan sonra işte daha ne söyleyeyim? Kaç sene muhtarlık yaptın bu mahalleye? 5 sene. 5 sene yaptım. Peki mahallenizden bize biraz bahseder misin? Ne tür faaliyetler yaptın sen muhtarken? Vallahi muhtarken ben köyün camisini yeniledim. Minare yaptım.
28 kişiye hazine arazisi 25'er dönüm, 23'er dönüm dağıttık. İşte kıbır zıbır yaptık. Şu anki halinden memnun musun? Çok şükür Allah'ıma. Değil mi? Çok şükür. Evet, biraz da Aslan Bey'le sohbet edin. Kendisinin size soracağı sorular varmış. Öncelikle merhaba Halil amca, ellerinden öpüyorum. Aynı zamanda Halil amcamla da bizim bir akrabalığımız var. Evet, evet. Halil amcamla eskileri bayağı bir karıştırdık, bayağı bir nostalji yaptık. Evet. Peki Halil amcam, sen yıllar önce Yesimek'te muhtarlık yapmışsın ve aynı zamanda Höyük'te çalışmaların olmuş. Çalıştık. Evet, Halil amcacığım, bana anlattığın bu kazı çalışmalarındaki bu Alman bir bayanın geldiğini... Alman bayan yoktu o zaman. O zaman ben ufaktım, 12-11 yaşındaydım o Alman'ın geldiğinde. Evet. Geldi, bizim o zaman camide işte o kerpiç toprak şeyi, duvarı kerpiç toprak. Geldi caminin oraya durdu, içinden bir ihtiyar Alman çıktı, ihtiyar, erkek Alman. Evet, erkek Alman. Kadın Türk'üdü, bir yanında şeyi de Türk'üdü. Ne diyorlar ona? Tercüman. Tercüman da Türk'tü. Evet. Oradan çıktılar o taşlara, o Alman ihtiyar hangi heykele gider yapışırdı. Ondan sonra öperdi, ağlardı. Allah Allah. Eyvallah, yani Allah. Taşı öpüyor ve ha. Ondan sonra ağlıyor. Ha, o heykele kucaklar, öperdi, ağlardı. Neyse bilmiyorum ama çok ihtiyardı. Yani. Peki nedenini sormadın, bu neden bu ben şekilde yaptın? Küçüktüm ben, ne bileyim ya. Anladım. Ondan sonra o tercüman bir harita çıkarttı. Dedi bu semtte böyle dedi bir taş var dedi. Yani çok şey de değil. Belki 20 santim kalınlığı. Üzerinde dedi böyle şeyi var dedi. Ayağı var. Dedi buralarda bir yerde. Çobanı birisi biliyormuş, onu görmüş. Dedi valla ben yerini biliyorum dedi. Gitti gösterdi. Onu 3-4 adamla çıkarttılar, getirdiler şeyde deren içinde yıkadılar, bir muşambaya sardılar, getirdiler kötü kamyonun içine koydular. Harada kamyon attılar, o zaman iyi bilmiyorum, kamyon attı belki de, koydular, götürdüler, gittiler. Peki o zaman herhangi bir... Buraya bir kimse heykel olduğunu bilmiyorlardı ya, kimse bilmiyordu o zaman. Yani kazı izni olup olmadığını yok, biliyor musun? Yok. Peki Halil amca, o dönemlerden bu dönemlere neler değişti köyünüzde? Çok şeyler değişildi. Çok. Evler hep kerpiçti, topraktı, hepsi beton oldu, hepsi saray gibi evler oldu. Peki Halil amca, senin bu anlattığın eski dönemlerde nasıl böyle bizim bu Yesemek Açık Hava Müzemiz, yani dünyada bir tek, daha bir eşi benzeri yok. Evet. O zaman... Lar daha böyle rekap görüyor muydu? Yani talep var mıydı? Ya o zaman kimse bilmiyordu. Yani sen az önce bana şey dedin, ilk dedin bunların çıktıklarında herkes kara taç zannediyordu. Ne heykel olduğunu kimse bilmiyordu. Yani o dönemlerde, senin dönemlerinde bir turist arzı var mıydı? Çok gelirdi. Nereden gelirlerdi özellikle? Almanya'dan geliyorlardı, ne bileyim işte her yerden geliyorlardı turistler. Günde 2 araba, 3 araba. Günde 2-3 araba. He. Ama şu an eskisi gibi değil. Yok, şimdi seyrek geliyor. Peki Halil amca, bana az önce anlattığın bir de Höyük vardı. Evet. O evet. Höyük'te çalışmışsın. Evet. Onu da bir ağzından dinleyelim mi? O 1955'lerdeydi. Faruk Doğru, ondan sonra bir de Fikret Duru. Evet. O büyük mühendis peykerlerle numara mumura vuruyordu. O da bizi götürdü Hüye. Evet. Biz 6 kişiydik. Mehmet Dağ, ondan sonra Ali Karadoğan, Ahmet Aslan, Mehmet Duran, Sıtkı Tekeli, ben Halil Dağ. Evet. İşlerinde en ufağı da bendim o zaman. Kaç yaşındaydın? Evliydim o zaman ya. Büyüktüm. Tamam. 25-30 yaşlarında bir şey. Neyse bu adam götürdü bizi, 10 metre şey ölçtü. Böyle o tarafı da 10 metre, bu tarafı da 7-8 metre ölçtü. Dedi buranın burayı dedi deşin dedi. Evet. Kendi de şemsiyeden şey de yapmıştı, bir de sandalye getirdi, oturuyordu. Çakır çakır sakız dinliyordu. Evet.
Bana da dedi sen evden dedi şey helke getirip dereden su getireceksin. Bir de fırça da verdi bana. Onların sana attığı kiremitleri yıkayıp bana göstereceksin. Ben de orada böyle gözenek gözenek tahta vardı dedi. Onların içine dersem oraya atacaksın dedi. Ben dedim peki. Ben öyle yapıyordum. Bunlar da işte baştan basa bir duvar çıktı. Evet. Duvar bir metre mi filan indi. Ondan sonra o duvar bitti. Orada oda oldu iki tane. Duvar iki oda oldu. Yani ama 15-20 günü ama 15 gün geçti. Böyle deşiyorlar. Ondan sonra ben de boyuna o kiremitleri fırçalayıp gösteriyorum diyor filan gözene at oraya atıyorum. O iki şey de bitti. Oda da bitti. Ortada bir kuyu çıktı. Böyle duvardan örülü kuyu çıktı. Bunlar da bir metre miydi neydi? Baktım birisi dedi ki vallahi dedi burada bir heykel var dedi. O Ahmet Aslan dedim rahmetlik dedi durun dedi. Kırarsınız dedi ben şey diyeyim. Adam yetişti çıkarttı getirdi. Şu kadar. Şu elim kadar. Yani bir 10 santim falan. Bu kadar işte bu kadar bir kadın heykeli. Meyrem anamızın heykeli. Evet. Biliyor musun Meyrem evet, anayı? Evet, evet. Meyrem ananın heykeli İsa'yı da böyle damani macirlerin kadınları büyük şavlarlı olur ya. Evet. Öyle şavlarlı diz çökmüş. Böyle İsa'yı da kucağına almış böyle. Evet. Yani emziriyor gibi. Evet. Üstü de çarşaf gibi yapmışlar böyle. Kiremitten mi? Artık maden başka bir maden bilmiyorum. Adam hemen kalktı. Dedi aman dedi incitmeyin dedi. Neyse getirdi bana dedi bunu güzel yavaş yıka dedi. Yıkadım bir sefer yıkadım gösterdim dedi bir daha yıka. Bana üç sefer yıkattı. Evet. Dördüncü sefer biraz şeye koydu orada hademe hazır kutu getirmiş. İçi kumaş tamam altın maltın koyuyorlar ya. Evet katil. Öyle getirdi ona koydu kilitledi. Sabahına gene gittik. Öteye mendizi daldı geldi oraya. Konuştular. Konu gitti. Bilinen yere oturdular. Sonra büyük mendiz dedi ki çocuklar dedi artık işiniz bitti dedi. Gelmeyin bir daha. Evet. Aldılar gittiler. Ve şu an nerede bilmiyorsun. Bilmiyorum nerede olduğunu. Artık Allah bilir. Tamam Halil amcacığım senin ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı olsun bizi misafir ettin. Değil mi Büşra Hanım? Halil amca çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için ve geline de, eşine de, damadına da çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Tabii. Teşekkür ediyoruz tekrardan. O gün diyor ki Teyip, ben diyor belediye başkanı adaydım diyor. Kadınlar geldi, dediler ki her bir poşete 40 gram mı dedi 4 gram kahve koyacaksın üstüne de bir filcan kahvenin 40 yıl hatırı var diye yazacaksın ben hep dağıtacak. Değil mi? Evet aynen haklısın. Evet. Halil amcam çok şeker, çok tatlı. İnşallah, sohbetine doyum olmuyor. İnşallah tek bir daha geldiğimiz zaman bir daha ziyaretini çalacağız, kapısını İnşallah. Çalacağız. İnşallah sık sık ziyaretine geleceğiz Halil amca. Allah'a emanet ol. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi İslahiye'ye doğru yol alacağız. Orada sazlı sözlü ortamda kulaklarınızın pasını sileceğiz. Aslan Bey İstikamet İslahiye de haydi. Evet Allah'ın izniyle kazasız belasız İslahiye'ye ulaştık. Yanımda ise bu yörenin sevilen sazcısı ve sevilen solisti bulunuyor. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Özer.
Bu yörede Antep, Hatay, Maraş, bu çevrelerde Güneydoğu'da türkü söylüyorum. Düğün, nişan, her türlü eğlencelere gidiyorum. Kaç senedir yapıyorsunuz bu işi? 20 yıldır yapıyorum. Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor? Ekibimiz 7 kişiden oluşuyor. İçerisinde ne tür enstrümanlar bulunuyor? Bağlama, bateri, org, ondan sonra zurna, keman. İslahiye dışında da hizmet veriyor musunuz? Veriyorum evet. Adana, Hatay, Maraş, Urfa yapıyorum. Devam ediyorum buralarda. Siz de tanıyalım. Ben Zafer Yılmaz. Gaziantep İslahiye'de ikamet ediyorum. Orkestracıyım, müzisyenim, kendi ekibim var. Güneydoğu Anadolu bölgesinde birçok il, ilçe, köy gibi yerlerde düğün çalıyoruz. Ekmek paramızı bundan kazanıyoruz. Grubunuzun ismi var mı? Evet var, benim ismim Zafer Saz Grubu. Kurucusu siz misiniz? Evet, kurucusu ve organizatörü benim. Peki bize bugün ne çalacaksınız ilk olarak? Ömer Özer, namı diğer Çilekeş Ömer, benim dayım zaten kendisi. Evet, o ne uygun görürse. Tamam. Ne uygun görüyorsunuz Ömer Bey? Ben önce bir uzun hava okuyacağım sizlere ve bütün seyircilerimize. Gelemem. Dünya mı değişti bilmem ne oldu, ne oldu. Felek hemen dini taktı, gelemem, gelemem. Bir bahçe yapmıştım da filizi soldu, kardeşim soldu. Dallarını yaprağını döktü, gelemem yar 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 yar, gelemem kurban. Gelemem. Bir bahçe yapmıştım da filizi soldu, kardeşim soldu. Dallarını yaprağını döktü, gelemem yar 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 yar. Gelemem kurban, gelemem. Gece gündüz de dert dökerim sazıma, kurban sazıma.
Nereye gidem ben ağlarım yazıma, kurban yazıma. Sarıldılar eteğime, dizime, kurban dizime. Yavrular boynunu büktü, gelemem yar 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 yar, gelemem kurban, gelemem. Sarıldılar eteğime, dizime, kurban dizime. Yavrular boynunu büktü, gelemem yar 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 yar, gelemem kurban, gelemem. İkinci parçamızı almadan önce biraz sohbet edelim. Zafer Bey, saz merakınız nerede başladı? Hikayesi var mı? Evet, var tabii. Her bir sazcının bir hikayesi var. Benim hikayem aslen dediğim gibi, ben Kilis'in Yedigöz Vicli köyündenim. Bizim köyün asıl mazisi 7 hane varmış daha öncesinde. 7 hane varmış. 8 tane saz varmış. Daha sonra bir gün bir misafir gelmiş köye. Demiş yani bu köyde 7 tane hane var ama 8 tane saz var. Bu nedir yani, bunun anlamı nedir? O da gelen misafirin çalacağı sazdır. Yani o köyün hepsi saz çalıyormuş. Ben de o köyden olduğum için bizim köyden de var birkaç tane ekibimiz var. Ekipler olan ustalarımız var. Ben de merakım bundan gelme. Kendi ekibimi kurdum. Kaç senesinde bu grubu kurdunuz? Kaç senesinde? Daha önce dayım, Ömer dayımla beraber çalışıyorduk. Asker gitmesinden önce dayımla beraber çalışıyorduk. Askerden geldikten sonra yaklaşık 3 sezon olacak. 3 sezondur kendi ekibime düğünlere gidiyoruz. Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Evet, ikinci parçamız da Bingöl'de Kalehan Enerji'de Cengiz Özaltın Barajı'nda güvenlik olarak görev yapan ve aynı zamanda yönetmenimizin silah arkadaşı. Malum yönetmenimiz de Türk Hava Kuvvetleri'nden emekli. Bahri Vatansever'e ve vatani görevini yapan tüm Mehmetçiklerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu parçamızı da tüm Mehmetçiklerimize ve onları sabırla bekleyen ailelerine armağanımız olsun. Ömer Bey, artık mikrofon sizde. Evet, ben de sıradaki parçayı Diyarbakır'da vatanı görevini yapmakta olan oğlum Haşim Özer'e armağan ediyorum. Bütün askerlerimize armağan ediyorum. Ayrıca A'dan Z'ye programı yöneticisi Tahir abim ve Büşra Hanım'a armağan ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gurbet ellerinde duramam, kaybettim yolumu bulamam. Ölür mü yaşar mıyım bilemem, çaresiz derde düştüm eyvah eyvah. Ölür mü yaşar mıyım bilemem, çaresiz derde düştüm eyvah eyvah. Kar yağdı dağlarıma, çığ düştü yollarıma, ağlarım bu halıma eyvah eyvah. Kar yağdı dağlarıma, çığ düştü yollarıma,
ağlarım bu halıma, eyvah eyvah. Haber salın garibanama, gelsin baksın benim halıma. Hasretlik yeti benim canıma, çaresiz derde düştüm eyvah eyvah. Hasretlik yeti benim canıma, çaresiz derde düştüm eyvah eyvah. Kar yağdı dağlarıma, çığ düştü yollarıma, ağlarım bu halıma eyvah eyvah. Kar yağdı dağlarıma, çığ düştü yollarıma, ağlarım bu halıma eyvah eyvah. Teşekkür ediyorum Ömer Bey, yüreğinize sağlık. Siz de sazınıza, size özleşmişsiniz. Gerçekten işinizi hakkını vererek yapıyorsunuz. Son sözlerinizi alabilir miyiz? Ben de sizlere teşekkür ediyorum. A'dan Z'ye programı gerçekten izliyorum, takip ediyorum ve beğeniyorum. Sizin de yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Daha güzel yerlerde görmeyi isterim sizleri. İnşallah. Zafer Bey, sizin de son sözlerinizi alabilir miyiz? Benim canımdan çok sevdiğim arkadaşım, annem, canım anneme buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ayrıca Kilis Yedigöz Köyü'ne, Hasanceli Köyü'ne buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ve Gaziantep'teki, İskenderun'daki tüm Hatay bölgesindeki tüm dostlarıma buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurmuş olduğu, düzenlediği baloya doğru hareket ediyoruz. A'dan Z'ye Anadolu reklamlardan sonra devam edecek. TV ve dizi filmi, belgesel, klip çekimi yapımcılığı ve ajansı. Gaziantep'e film çekimlerine gelen şirketlere bay bayan her yaşta oyuncu alım müracaatı yapılmaktadır. Yapımcılığını üstlendiğimiz A'dan Z'ye Anadolu Belgesel Programı'na il ilçe köy tanıtımı yaptırmak ve reklam vermek isteyenler bize ulaşabileceğiniz adresimiz Bulvar İş Merkezi Kat 3 numara 14, GSM 0536 390 85 77, 0539 347 79 73, 0535 735 0904 Şahin Bey Gaziantep. Doğan Ajans, Güneydoğu'da tek isim. Perdeci Halil, kumaş ve perde toptan satış mağazası. Cazip fiyat ve ödeme koşullarıyla tül perde, fon, zebra, store, cam balkon perde dikimi ve montajı, size özel zebra perdelere her türlü dijital baskı yapılır. Kaliteli bir işçilikle hazırladığımız. Her modelden perde tasarım çeşitlerimiz. Mahallesi 12 No'lu Sokak numara 41, GSM 0541 797 0323 Şahin Bey Gaziantep. Perdeci Halil. Star 80 kamera fotoğraf stüdyo. Düğün, nişan, kına, sünnet, her türlü özel çekimleriniz, görüntü kalitesi Full HD kamera ve jimicikle hizmetinizdeyiz.
ekran, doğal ortamda çekilmiş fotoğraflarınız albümler eşliğinde sizlere sunulmaktadır. Değişik efatlarda albüm çeşitlerimiz... İki adet aile albümü, bir adet cep albümü ve bir tane büyük boy çerçeveli fotoğraf. Bunlarla da sınırlı kalmıyor. Biyometrik vesikalık fotoğraf, çadır, masa, sandalye, ışıklandırma, çay semaveri, jeneratör kiralama ve birbirinden güzel davetiye çeşitleri hizmetinizdedir. Her türlü düğün, nişan, sünnet, kasetlerinizin aktarımı yapılmaktadır. Adresimiz... Cumhuriyet Mahallesi, 40 No'lu Sokak, Gaziantep, İslahiye. GSM 0599-347-7973, 0535-735-0904. Kalite asla tesadüf değil. 3K Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri. 3K Kilis'te kaliteli koruma ve özel güvenlik eğitim hizmetleri. 2009 yılından beri Kilis'te özel güvenlik eğitim hizmeti veren 3K, silahlı ve silahsız yaklaşık 1500 kişiye güvenlik sertifikası vermiş olup çok sayıda özel güvenlik elemanına iş imkanı sağlamıştır. 3K uzman kadrosuyla kaliteli eğitimin, özel güvenlikte disiplin ve güvenliğin adresi. Adres 7 Aralık Mahallesi Hasan Ek Sokak, numara 10 Taksim'de, kat 1, Cumhuriyet Meydanı civarı, Kilis. Telefon 0348-813-8455, 0348-813-5055. Paşa Usta 79 Pide ve Lahmacun Salonu. Tava, lahmacun, soğanlı lahmacun, yağlı ekmek, kıymalı pide, tırnaklı pide, kaşarlı, kavurmalı ve her türlü pide çeşitleriyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evcil lahmacun ve pide pişiriminde düğün, mevlüt ve tüm özel günlere sipariş alınır. Adres Hürriyet Mahallesi Horasan Sokak No 6 Taksim B, Yeni Bosna, İstanbul. Telefon 551-10-15. 0-535-296-26-42. Şekeroğlu'ndan Türkiye'nin yeni tek içimlik kahvesi Kahvemo, Hazır Türk kahvesi, Menengiç kahvesi, Osmanlı kahvesi ve Sütlü Türk kahvesi çeşitleriyle sizleri yeni lezzetlerle tanışmaya davet ediyor. Kahve kültürü baştan yazılıyor. Adam gibi kahve. Kahvemo. Afiyet olsun Türkiye. Türkiye geneli bayilikler verilecektir. Can Cihan Gayrimenkul'den kiralıktır. 140 metrekare bodrum katlı dükkan ve 165 metrekare 3 katlı dairelerimiz kurumsal olarak kiralıktır. Isı yalıtımlı, altın ısıtmalı, özel merkezi sistem kaloriferli dükkan ve dairelerimiz market veya özel kurumlara kiralıktır. Müracaat Can Cihan Gayrimenkul. Adres Şıh Mehmet Mahallesi Kardelen Sokak numara 15 Taksim A Kilis. Telefon 0533-396-7298. Özlem Şarküteri. Ev yapımı domates ve acı biber salçası, toz biber. Ev yapımı organik zeytinyağı, turşular ve cevizli sucuk. Günlük taze süt, köy yoğurdu, peynir, zeytin ve et sucuk. Domates konserve, lahmacun ve kilis tava. Özlem Şarküteri. Doğadan sofranıza tat veren lezzetler. Adres Kazım Karabekir Mahallesi, Palancıoğlu Sokak, Adayapı 6, numara 5 Kilis. Telefon 0348-813-8333, GSM 0541-856-5023. Üç Can Yemek. Günlük 10.000 kişilik yemek kapasitesiyle Kilis, Gaziantep ve Hatay ilinde hizmet veriyoruz. Yöresel ve özel yemek çeşitlerimiz damak zevkinize göre hazırlanmaktadır. Üç Can Yemek, kalite demek. Özel ve kamu kurumlarına toplu yemek servisi. Düğün, nişan, mevlüt, taziye ve özel davetlerinizde Üç Can Yemek, 7 gün 24 saat hizmetinizde. Damak tadının sırrı usta aşçılarda gizlidir. Üç Can Yemek, Kilis'te. İrtibat telefonu 0545-828-2982. Müzik.
A'dan Z'ye Anadolu devam ediyor. Şimdi Atatürk Düşünce Derneği'nin organize ettiği balodayız. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de ulusça kıvançla kutladığımız bir milli gündür. Artık Aslan Bey, balomuz başlamıştır. Biz de içeri doğru ilerleyelim. Ben de sabırsızlanıyorum. Yavaş yavaş girelim. Cumhuriyet Bayramımızın 94. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlediğimiz bu gecemizin programına başlamadan önce sizleri Atatürk ve Cumhuriyet şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler, hanımefendiler ve beyefendiler. Cumhuriyetimizin 94. yılını kutlamak için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarım. Teşekkür ederim. Cumhuriyet'in 94. yılı, Atatürk'ün bize armağan ettiği en güzel armağan, en güzel hediye Cumhuriyet. Bugün burada yaş olarak bizden de büyüksün. Bugünkü duyguların, hislerin, bizim görmediğimiz şeyleri gördün. Ve İslahiye'de tanıdık, bilindik bir ismin var, Şakir Gültekin. Benim rahmetli dedemin belediye başkanlığı yaptığı zamanları da bilirsin, Hüseyin Alişoğlu'nu. Yani o tarihten bu tarihe, bu Cumhuriyet'le ilgili
O zamandan bu zamana duyguların, düşüncelerin nasıl? Bunları alabilir miyiz? 1938'de Atatürk vefat ettiğinde, evet, ben 7 yaşındaydım. 7 yaşındaydım. Onun cenaze merasimi Gaziantep'te de yapıldı. Evet. Şimdiki Atatürk büstünün olduğu yerde Odunluk'ta. Onun karşısı Maruf Kahvesi. Evet. Antep'in en ünlü. Orada tapıtla Atatürk'ün manevi bir şeyini getirdiler. Evet. Bütün millet gözyaşları içerisinde, evet, onu o şekilde kutladığını ben çok iyi biliyorum. Evet. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz öncelikle Cumhuriyet Bayramımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Cemal Gencioğlu. Cemal Bey, önce bir seyircilerimize hatırlatma amaçlı, biz bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümünü kutluyoruz? 94. yılını kutluyoruz. Evet, peki biraz Atatürk'ten, Ulu Önderimizden bahsedelim mi? Kendisi ne tür şarkılar sever? Atatürk'ümüz Havada Bulut Yok, Vardır Ovası, birçok şarkıları, Vardır Ovası gibi şarkıları severdi. Atatürk, ülkemiz dört bir yanda işgal edildi. İç Anadolu'ya sıkışıp kalmıştık. Ama 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yepyeni bir güneş doğdu. Bu güneş de Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ülkemizin bugünkü duruma gelmesinin ve Cumhuriyetimizin temel kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Teşekkür ediyorum. Peki Ulu Önderimiz kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yapmıştır, bilginiz var mı? 15 yıl. 15 yıl, evet. Atatürk'ümüzü biraz tanıyacağız, biraz eğleneceğiz. Müziklerin eşliğinde, Atatürk'ün en sevdiği müziklerin eşliğinde. Havada bulut yok. Kavuşmamız tabii ki de kolay olmamıştır. Bu uğurda savaşıp kanlarını ve canlarını vermişlerdir. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Cumhuriyet Bayramımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Şermin Meydan. Şermin Hanım, bugünkü duygularınızı öğrenebilir miyim? Bugün Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Çok mutluyum. İnşallah bir gözümüzü açmışız ki sabah Atatürk yeniden gelmiş. Değil mi? Sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Neler hissediyorsunuz? Yoğun, çok inanılmaz yoğun duygular, evet yani. Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bir tanesini söyler misiniz? Yemen türküsü. Evet, siz biliyor musunuz? Havada bulut yok mesela, değil mi? Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Bülent Şen, İstanbul'da esnaflık yapıyorum. Bülent Bey, bugün güzel bir organizasyon gerçekleştirdi. Sağ olsunlar Cumhuriyet Atatürk Düşünce Derneğimiz. Bugün buradayız. Bugün Cumhuriyet'in kaçıncı yılını kutluyoruz? Bugün Cumhuriyet'in 94. yıl dönümünü kutluyoruz. 94. yıl dönümünü çok güzel, şerefli bir şekilde, sevinçli bir şekilde kutluyoruz. Peki bugünkü organizasyonla ilgili, bugünkü Cumhuriyet'i tekrardan hatırlamak, tekrardan yıl dönümünü kutlamak amaçlı yapılan organizasyondaki sizin duygularınız, düşünceleriniz neler? Vallahi Atatürkçü Düşünce Derneği olarak biz bu organizasyonu, ikinci organizasyonumuz, bunun yapışımız. Evet. Atatürkçü gibi düşünmek, cumhuriyetçi olmak, Atatürk gibi düşünerek işlevleri yapmak en büyük arzumuz. Evet. Bu ülkeyi cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ve devrimciler olarak idare etmek en büyük isteğimiz. Ve yeni gençliği, çocuklarımızı o yönde yetiştirmek için en güzel duygularla çalışıyoruz. Peki şu an Atatürk olsaydı,
Atatürk'ten istediğiniz devlet için, millet için en büyük istek ne olurdu? En büyük istek tekrar Cumhuriyet'in korunması olurdu. Şu an için. Düşüncelerimiz bu yönde olurdu. Anladım. Peki Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonraki bizim Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanı ne kadar süreyle görev yaptığını hatırlıyor musunuz Atatürk'ün? 11 yıl. 15 yıl olacaktı. Evet 15 yıl. 15 yıl. Evet 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Hayır kesin neyse. <Evet. gülüyor> Geriye kovmuşum ben. Dönmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Başım mı dertti? Beni hatırla. Duy beni en sıkıldığına. Baştan sona her şeyiyle bu vatan sakın ağlamasın. Kasımlarda Fatihler, Kanuniler ölmez. İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun efendim. Teşekkür ederim. Tüm Türkiye'nin kutlu olsun. Hoş geldiniz bu kutlamaya. İsminizi öğrenebilir miyim? Şerafettin Gültekin. Şerafettin Bey, Atatürk deyince akla ilk gelen şey nedir? Atatürk deyince herhalde Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Değil mi? Cumhuriyet, kayıtsız şartsız, bu millet kimindir? Kayıtsız şartsız Türkiye milletindir, halkımızındır. Değil mi? Tek kişinin değil, bütün milletindir. Ama üzülüyoruz. Aslında bu da böyle olmamalıydı. Şimdi kalabalık olmalıydı. İnsanlarımız korkuyor herhalde baskıyla. Ama bu ülke, Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi kurtarırken Alevisiyle, Kürtüyle, Türküyle, Sünnüsüyle, Lazıyla hep beraber ortak bir mücadele verdi. Bu ülke hepimizin, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Şu anda ülkemizin etrafındaki mücadeleyi görüyoruz. Şu anda emperyalizmin çevremizdeki yaptığı tarifatı görüyoruz. Bunu geçmişte de yapmışlardı. Atatürk daha zor koşullarda bunun mücadelesini verdi. Şimdi de aynı mücadele veriliyor. O günkü yani Cumhuriyet'in artık 100. yılına geldiğimiz bugün de hala Atatürk'ün bugünler için söylediği sözler şu anda bile geçerliliğini koruyor. Bence Atatürk'e, Kemalizm'e hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bence Türkiye için dünyanın en güzel yönetimi Cumhuriyet'e sahip çıkmamız lazım. Bunu çıkarken de hepsiyle sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürt'ü, Türk, hiçbir ayrım yapmadan bu ülke için bu mücadeleyi vermemiz lazım. Ama insanlarımız nedense son dönemlerde Atatürk'le ilgili bir takım baskılardan dolayı korkmaya başlıyor. Ama 15 Temmuz gösterdi. Bu ülkenin tek kurtuluşu Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk. Teşekkür ediyorum. Görüşleriniz için iyi eğlenceler efendim. İsrail temsilciliğimizin organize ettiği bu programa geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Sizler olmasanız bizler olmayız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti önemli bir süreçten geçmektedir. Hepimize genci, yaşlısı, kadını, erkeği olmak üzere çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Sadece bu işi gençlere havale edemeyiz. Evet, gençler sorumluluğunu bilmelidir. Bizlerden daha çok çalışmalıdır. Biraz önce sahneye çıkan pırıl pırıl gençlerimizi alınlarından, gözlerinden öpüyorum. Bunlar bize cesaret veriyor. Geleceğimiz için, aydınlık geleceğimiz için diyelim. Duygularınız neler acaba? Onları öğrenebilir miyiz? Çok heyecanlıyım. Keşke 94 yıl önce doğsaydım da o günden beri yaşamış olsaydım. Ve sonsuza kadar sürecek Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum ben de 94. yıl dönümünde. Çok teşekkür ederim. Genelde herkes öyle söylüyor. Diyor keşke 94 yıl önce doğmuş olsaydım. Aynen. Ama biz şimdi her günümüzü bir yıl gibi yaşıyoruz. Yani onun için baştan beri de yaşamış gibiyiz. Bu coşku bizde bitmez. Sonsuza kadar da bu Cumhuriyet Bayramlarımız kutlanacak. Merhabalar efendim, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Merhabalar, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu bayram hepimizin bayramı. Teşekkür ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Gaziantep Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı İsmail Tümer. Çok memnun oldum İsmail Bey. Bugünle ilgili duygularımızı öğrenebilir miyiz?
Cumhuriyet çok önemli bir temel taşımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. 23-29 Ekim 1923 bizim için çok önemli bir tarihtir. 94. yılını kutluyoruz. Bundan sonra daha nice 94 yıllar kutlamak istiyoruz ve kutlayacağız da bunu. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır. 100 yıllar boyu yaşayacaktır. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Başkanım, Atatürk'ü nasıl tanımlarsınız? Bir cümleyle nasıl tanımlarsınız? Atatürk bir dehadır. UNESCO'nun tarifiyle 183 ülkenin benimsediği gelmiş geçmiş en büyük liderdir. Teşekkür ediyorum başkanım. İyi eğlenceler diliyorum.
Atatürk'ümüz, atamız kaç kardeşlerdi? 5 herhalde. Aynen o da 5 evet. Tebrik ediyorum sizi. Çok güzel doğru cevaplar verdiniz. Kilis 79'dan izleyen izleyicilerimize, kilis halkına, çünkü kilise yine geçtik. Kilis halkına özellikle armağan edeceğimiz bir güzel bir şarkıyı rica edebilir miyiz sizden acaba? Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Her arzum, emelim içimde kaldı. Her çağda gönlümü bin hüzün sardı. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım. Canım atama da armağan ediyorum. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Size çok teşekkür ederim. Evet, Cumhuriyet Balosu kutlamalarımız sona erdi. Temsilcimiz Aysun Hanım'dan son olarak görüşlerini alacağız. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece oldu. Sizlere de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir günü ölümsüzleştirmemiz için, bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Unutmayalım ki Cumhuriyet bizim için en büyük bayramdır. Bugünkü Cumhuriyet balomuz burada sona ermiştir. İnşallah gelecek seneki organizasyonda, etkinlikte görüşmek üzere. A'dan Z'ye Anadolu programımız sona ermiştir. Bir başka il, ilçe ve köyde görüşmek dileğiyle hoşça kalın. De haydi. A'dan Z'ye Anadolu sona erdi.